Filistin'de bugün olanlar da Lozan'daki facianın devam eden dalgalarıdır. Lozan muazzam bir imparatorluk mirasının hanı yağması, yani yağma sofrasıdır. Çünkü Lozan'da Trablusgarp'tan vazgeçtiğimize, Mısır'dan vazgeçtiğimize, Yemen'den vazgeçtiğimize dair bile madde var. Türk'ün şahsında İslam'dan intikam alınarak bütün bir İslam dünyasının başsız bırakılmasıdır. Bugün Filistin'in başına gelen bela İslam alemindeki ipliği kopmuş bir tespih gibi dağınıklıktır. Bütün bu olup bitenlerin temelinde Lozan'da atılmış yanlış adımlar vardır. Bunları ispat edeceğiz. Şimdi şunu bir hatırlatalım. Resmi teze göre Lozan aslında çok kazanımların olduğu, yeni cumhuriyetin temellerinin atıldığı, kurulduğu büyük bir fırsat. Bununla ilgili Mustafa Kemal Paşa'nın da İnönü'nün de çok önemli sözleri var, tarihe mal olmuş olan. Siz de biliyorsunuz. Yani şimdi şu an halen müfredatta, ben baktım şimdi gelmeden önce oğlumun kitabına baktım, 8. sınıf kitabına. Lozan'la ilgili çok övücü sözler var. Dün akşam baro başkanı hiç alakası yokken bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum günüdür. Ey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, doğum gününüz kutlu olsun dedi. Dün akşam bunu dinledim. Bir de bu çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhuriyet yok Lozan'da sırasında üstelik. Cumhuriyetin devlet yokmuş, her şey bitmiş. Bunu eskiden beri tekrarlarlar. Burada bir gazete getirdim. Bakın Cumhuriyet Gazetesi bir iki sene evvel. Lozan bağımsızlıktır. Yalan. Sevr-Sulh projesi diyor. Bakın. Sevr'le Lozan'ı mukayese ederek muvaffak göstermek abesle iştigaldir. Çünkü diyorlar ki Sevr ölüm, Lozan hayat. Evet. Sevr ölüm derecesinde kötüyse Lozan'ın ondan iyi olması en azından az kötü olmak demektir. Filistin halkında bugün plebisit yapılsa %99, onda 9 Türkiye iltihak eder. Yarın Suriye'de böyle olacak. Girelim. Dünyada iki güç kalacak. Biraz fütüristlik yapayım. Dünyada iki güç kalacak. Yahudi enternasyonel gücüyle İslam enternasyonel gücü. İslam enternasyonel gücünün lideri Türkiye'dir. Yahudi enternasyonelinin gücü Çin olacak. Bir asırda Yahudi Amerika'yı kullandı. Amerika'yı da şimdi terk etmek üzeredirler. Çünkü Clinton'la başlayan bir hareket var. Amerika İsrail'e yardımdan bıktı, usandı. Bak bundan sonra Demokrat Parti'deki bu gelişmeden rahatsız olan Siyonistler Çin'e taşınmaya başladılar. Bu taşınma devam ediyor. Ama tamamlanmadı. Tamamlandığı gün Amerika'yı yıkacaklar. Eyaletler arası kavga çıkaracaklar. Süper güç olmaktan çıkaracaklar. Dünya milletlerine diyecekler ki bunlar ekonomiye hakimdi. Kalbi Müslümanlıktan yana olan adam Tayyip'ten başkasına vicdanen rey veremez. Ben bakıyorum Büyük MHP'nin tabanında da böyle düşünenler var. Ben çok var. Merak ediyorum. Büyük Birlik Partisi, Birlik Partisi. Mersin Yazıcıoğlu'nun mirası olan parti. Ben de onu şaşırıyorum. Yani onların liderler ayrı. Bak şimdi İslam dünyasındaki perişanlığın şeyi budur. İslam dünyası bizimle birlikte esarete sürüklenir. Esarete. Kimisi fiili, kimisi bizim gibi görünmeyen bir esarete. Bu esaretten kurtuldu. Millete yabancılaştırılmış yerli gavurların idaresine düştü. Nasır nedir? Evet. Yerli gavurların idaresine. Bu bir safadır. Bu millet yerli gavurlara karşı milli mücadele yapıyor. Değil. Bugün dünyada varlığı kabul edilen, sesi çıkan, ben de varım diye bir Türkiye var. 59'da Kerkük'te komünistler Türkleri bacaklarından sürükledi. Milletin çok beğendiği Menderes bir protesto bile yapmadı. Bugün bir Türk Ukrayna'da. Doğrusu Türkiye'nin uçak gönderdi bir Türkiye almak için. Noam Chomsky konuşmuş geçenlerde, internette, medyada gördüm. İsrail zulmüne karşı duran tek dünya ülkesi Türkiye diye.
altını biz de bir kere ama daha çiziyoruz. Burada kalmayacak. Şu anda İsrail zulmüne karşı yiyecek. Duran Türkiye'den başka bir ülke yok maalesef. İsrail dayağı bizden yiyecek. Kapatıyoruz. Son bir cümle alalım, sizden kapatalım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir vaadi var. Biz daha Batı Roma'yı fethedeceğiz. Ona dair hadisi de ben yazdım kaç yerde. Batı Roma'yı fethedeceğiz. İslam'ın en müterakki devri önümüzdedir. Bu devrin lideri de gene Türkiye'dir. Peki, kapatıyoruz. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Estağfurullah. Son bir cümle. Seçimler ne olur? Seçimler... Tahmininiz nedir? Seçimler Türkiye'deki uyanış, İslam'a dönüş... Tayyip Bey kazanacak belli ama yüzde kaçta dönüş, kazanır, ne diyorsunuz? Hüviyeti asliyesine dönüş noktasında... İslam'dan, kalbi İslam'dan yana, ameli İslam'dan yana olmayan birinin bundan sonra kıyamete kadar şansı yoktur. Tayyip Bey'in seçilmesi Muhammedi bir kalbe sahip olmasındandır. Osmanlı'nın Tayyip Bey'in aslında şu sağcı muhafazakar partilerin çağrılarına da taban uymayacak gibi. Osmanlı'nın ayak seslerini duyuyorum.